Evet, Müzik On Air magazin programından tekrar selamlar. Şöyle yapalım. Birazdan sevgili Nahide Babaşlı konuğumuz olacak. Sevilen sanatçı Nahide Babaşlı. Gerçekten çok güzel şarkıları var. Hatta yeni bir şarkı çıkardı. Gel Bir Olalım isimli şarkısıyla ilgili. Bizlere bilgiler aktaracak. Hatta yayına katıldı galiba. Hemen alabiliriz. Sevgili Sevtap da birazdan aramızda olacak. Onu da alacağız. Biraz şöyle bir izleyicilerimiz de gelsin. Daha çok yeni açtım çünkü yayına. Hemen gelsinler. Biraz toplanalım. Ondan sonra Nahide'yi alacağım. Nahide selam yazdın. Biraz bekleyelim Nahide. Hem Sevtap gelsin hem de izleyicilerimiz biraz başlasın. Katıldı mesajları gelmeye başladı. Biraz artsın izleyicimiz. Ondan sonra seni programımıza hemen dahil edeceğim. Evet, bu arada salı günleri biz normalde 21'de yayın yapıyoruz. Fakat böyle bazen özel konuklarımız oluyor, özel programlarımız oluyor. Böyle arada farklı günlerde programları açıyoruz. Müzik On Air magazin programı. Çünkü haftada bir gün yetmiyor artık bize. Evet, bu arada izleyicilerimiz akmaya başladı. Nahide'yi alalım. Şöyle... Evet Nahide, iyi akşamlar, hoş geldin yayınımıza. İyi akşamlar, hoş buldum. Nasılsın? Çok teşekkürler, seni sormalı. İyi vallahi, nasıl olayım, aynı. Gençleşmişsiniz ya, görüşmeyelim. Evet ya, bayağı uzun zaman oldu. Ben imaj değiştirdim, bir farklılaştım. Ekran yüzü olmaya başladım. Doğru vallahi. Sen neler yapıyorsun görüşmeyeli Nahide? Ya ben de işte en son görüştüğümüz gibi bir değişiklik. Yok, iş güç koşturuyoruz, ne yapalım aynı. Evet. Bu arada kusura bakmayın, yoldayım, eve dönüyorum, yetişemedim eve. Ama Hiç sorun değil. Neredesin bu arada? İstanbul'da mısın, Azerbaycan'da mı? İstanbul'dayım. Güzel. Şimdi yeni şarkım da çıktı. Tabii hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Gel Bir Olalım şarkısı. Slow bir şarkı. Yani bir aşk şarkısı. Ben normalde biliyorsun pek sevmem aşkları kavuşturmayı. Bir 14 Şubat'a özel bir şarkı yaptık. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ben hep yayınlara sonradan katıldım bugün. Gerçekten kusura bakmayın. Ben de korktum ya, bir anda. Biz normalde Özcan'la birlikte yapıyoruz yayınları. Ben erken katıldım ya. Sizlik sıkıntı yok. Ben biraz erken geldim. Birazdan da Nahide gelecek. Bir baktım Özcan yayını açmış ve katılmışsınız. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Şarkıdan bahsediyordu bu arada Nahide, yeni şarkısı. Evet, seni dinliyoruz. Yani 14 Şubat'a özel bir şarkı yaptık. Uzun vadeli aslında bir şarkı olarak düşündük bu şarkıyı. Böyle iki tane yaşlı, bir tane böyle yaşlı bir teyzeyle bir amcanın aşk hikayesini anlatıyor. Onu anlattık öyle. Klipte köpeğim oynadı. Çok tatlı ve sevimli bir klip olduğunu düşünüyorum. Ben de çok sevdim. Kesinlikle. Çok tatlı olmuş, evet. Bu arada Nahide, çok fazla çeşitli ülkelerden seni dinleyenler var. Mesela mesajlardan da görüyoruz. Özbekistan. Evet ya, Özbekistan'dan çok dinleyicim ve izleyicim olduğunu biliyorum. Hepsine çok selamlar yolluyorum. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, evet. Azerbaycan. Nahide, biraz daha seni yakından tanıyalım. Ülkemize ilk ne zaman geldin? Ülkemizde profesyonel anlamda müziğe ne zaman başladın? Müzik serüveninden bahsedersen biraz. İlk müziğe ilgin ne zaman başladı? Biraz anlatır mısın? Yani ben 2018 senesinde geldim Türkiye'ye. Onun öncesinde Azerbaycan'da fizik mühendisliğini bitirdim ben, Bakü Devlet Üniversitesi'nde. Müzikle de üniversitenin son sınıfında ilgilenmeye başladım. Yani benden bir fizik mühendisi çıkmayacağını anladım ama dedim ki ben şarkı söylemeliyim, kalktım geldim buraya. TRT1 beni davet etti önce. Bir Atatürk'ü anma programı vardı. Orada sunuculuk yaptım. Aynı zamanda da şarkı söyledim. Onların sayesinde geldim Türkiye'ye.
Sonra geldikten sonra da buradaki ortamı, konserleri, seyircileri çok sevdim. Özellikle İstanbul'u çok sevdim. Burada kalmaya karar verdim. Mesleğimi artık burada devam ettirmeye karar verdim. Bekliyor mu Bu şekilde oldu. bu kadar Türkiye'de Türklerden bu kadar ilgi göreceğini bekliyor muydun? Ya ben Türkçe şarkı söylemeyi çok seviyordum. Hı. Aslında Türkçe şarkı söylemeyi de Türkiye'de yaşamak arzusuyla söylememiştim. Sadece Türkçe şarkı söylemeyi sevdiğim için söylemeye başlamıştım. Ya bunun devamı o şekilde gitmişti ama bu kadarını beklemiyordum, ne yalan söyleyeyim. Evet. Ülkemizin en çok bizim de hani Türklerin çok sevdiği Ebru Gündeş işte Azeriler tarafından çok seviliyor. Sen Evet. bir de Azeri kökenli olarak sen Ebru Gündeş'i dinler miydin? Sen bize anlatır mısın ülkendeki insanların Ebru Gündeş'e olan hayranlığını, sevgisini? Zaten Azerbaycan'da genel olarak Türkiye'deki sanatçılar dinleniyor, diziler izleniyor. O yüzden bizim de bu kadar akıcı Türkçe konuşmamızın, anlamamızın sebebi de bu. Ebru Gündeş ve ondan ziyade neredeyse Türkiye'de şarkı söyleyen sanatçıların %80'ini zaten Azerbaycan tanıyor ve severek dinliyor. Bir de ne Neden peki özel olarak Ebru Gündeş'i sordunuz? merak ettiğim için en çok Azerilerde dil özdeşleşmiş bir sanatçı olduğundan dolayı. Anladım. Yoksa başka bir anlamı yok. Tamam. Nahide bir şey diyeceğim. Mesela çok ilginç. Ay Yüzlüm diye bir cover yapıyorsun. Evet. 98 milyon izleyici Evet. var. Benim hikayem 57 milyon. Ne bileyim, Behzat Gerçeker'le bir düetin var. Evet. 6 milyona yakın. Başka neler vardı ya? Nasıl seveceğim yine 6 milyon. Unuttun mu beni? Var 8 Evet. milyon. 14 milyonluk bir şarkım var ya. İnanılmaz ya. Toplasan Yani kaç milyona hitap etmişsin? Büyük bir başarı. evet, aslında Özcan abi sen bu süreçleri çok iyi biliyorsun. Hatırlıyorsan birçok videoda silindi kanaldan. O zaman da seninle röportaj yapmıştık. Evet. Aslında o silinen videolar geri gelseydi ya onları saysaydın daha mutlu olurdum tabii şu an ama yine de bunlar da beni mutlu ediyor. Aslında bu benim hikayemin de olayı çok bir tık trajikomik diyebilirim. Ya bu benim yaptığım ilk beste. Sözümüzün benim yazdığım ilk besteydi. Ya bu Ay Yüzlüm gibi şarkıları akustik yapıp belirli bir kitleye ulaştırdıktan sonra şarkı sahiplerinden telif yiyip şarkılarım silinmeye başlıyordu. Tabii bu yoldaki tecrübesizliğimden dolayı da izin almadan söylüyordum tabii. Ondan sonra bana dediler yok izin alman gerek. Ya ondan sonra baktım şu izin konusu çok sıkıntı oluyor. Kendim şarkı yazmaya karar verdim. Öyle o da benim artık bir başarı hikayem oldu, benim hikayem şarkısı. Piyasada da çok şarkı aradım. Bulamayınca kendim şarkı yazdım. Ve şu beni çok güzel yerlere taşıdığını düşünüyorum o şarkının. Kesinlikle. Bir izleyicimiz şey demiş. İstanbul'da ne yapıyorsun Naide demiş. Ne demiş? Okuyor musun? Bakü'den yazmış bu arada. Yok, İstanbul'da şu an okumuyorum. Azerbaycan'da bitirdim üniversiteyi, buraya geldim. Burada işimi yapıyorum. Evet. Konser veriyorum. İşte şarkı yazıyorum, şarkı çıkarıyorum. Konser programların nasıl gidiyor? Güzel. Yoğunluk var mı? Bu aralar daha biz başlamadık ama Mart ayından itibaren başlarız diye düşünüyorum. Evet, Bu arada peki. Özbekistan'dan bir sürü izleyicimiz yazıyor. Onları anlıyor musun sen, Özcan abi? Valla yani tam anlayamıyorum ama inanılmaz Özbekistan'dan gerçekten ya Türklerden çok Özbekler izliyor belli. Evet ya. Çok tatlılar. Ben gözlüğümü kaybettim. Şu an hiçbir şekilde yorum okuyamıyorum. Neler yazılı, neler gidiyor. Hiçbir Ya göz. benim hikayemi söyler misin diye çok mesaj geldi. Söyler misin? Durumun müsait mi değil mi sana bırakıyorum. Bir düşüneyim. Dur bakayım. Nerede yazmış sen? Onu nereden okudun? Ben Yok okuyamıyorum. yok vallahi var yani öyle yalan söylemiyorum. Nargis 87 87 diye birisi. Benim hikayemi azıcık söyler misin demiş. Okurum. Süper. Şimdi mi okuyayım? Vallahi Bitiyor mu? merakla bekliyor herkes. Yok yok, program bitmiyor, bitmiyor. Ama bitişinde söylerim o zaman. Olur öyle yapalım. Tamam. Başka neler yaparsın peki Nahide? Müzik dışındaki hobilerin nelerdir? İlgi alanların var mıdır? Vallahi uyumayı çok seviyorum. Ya. Yemek yemeyi. Evet.
Köpeğim var. Köpeğimle ilgilenmeyi çok seviyorum. İsmi ne? Bıdık. Kaç yaşında, cins ne? İki. Ama maşallah. Kadın da şu an uyuyor. İyi uykular. Arabadan korkuyor aynen. Uyumayı seviyor da benim gibi. Ya onun haricinde aslında çok böyle sosyal aktiviteleri çok fazla olan birisi değilim yani. Evde vakit geçirmeyi daha çok seviyorum. Yemek yapmayı, yemek yemeyi, özellikle yemeği. Çok yemekleri seviyorsun Evet. diyorum. Evet. Nahide, peki hani bu şarkı tabii daha çok yeni ama ileri tarihlerde böyle düet yapmayı planladığın birileri var mı? Yoksa tek başıma mı devam edeceğim diyorsun? Yani ya ben aslında şu şarkı söylemeye başladığım ilk günden beri Cem Adrian'la düet yapmayı çok istiyordum. Ya onunla da konserde şarkı söyledik beraber. Düet yapmış kadar oldum. Ya onunla beraber bir single yapana kadar muhtemelen bir düet düşünmüyorum şimdi. Şimdilik ama. Büyük de konuşmayayım da. Evet. Peki mesela senin takip ettiğin, beğendiğin hani kimler var böyle isim olarak ya da son günlerde çok hit olan şarkılar var mesela. Takip ediyor musun onları? Takip ediyorum tabii. Ya bu aralar Küf'ünü çok dinliyorum. Single Evet. olan şarkılarını çok seviyorum. Yakışıklı. Evet. Güzel bir şarkı gerçekten. Çok Spotify güzel. inanılmaz Evet. dinlenmeli yüksek o şarkının. İşte Selin Geçit çok seviyorum bu aralar. Onu dinliyorum. Tabii. Ya şimdi mesela Ayırmıyorum ya. Türkiye'ye geldiğin süreçte tabii bir şirketle bir sorunlar yaşanmıştı. O dönemi ben biliyorum. Tekrar Evet. böyle hatırlatıp şey yapmak istemiyorum aslında ama şimdi yeni şirketin dediğim de aslında uzun zamandır çalıştığın DMC ile bir projeler yapıyorsun, Evet. şarkılar çıkarıyorsun vesaire. Ya bu işbirliği nasıl ilerliyor? Türkiye'de müzik şirketlerine olan güven aslında senin yaşadığın problemden dolayı düşüktü. Fakat doğru insanlarla da yol aldığın zaman çok doğru projelerle sanatçı kariyer yönetimini doğru yapan şirketler de var aslında, değil mi? Bu konuda neler söylemek Ya istersin? tabii ki ben aslında her sanatçının geçmesi gereken bir yoldan geçtiğini düşünüyorum. Ve şanslıyım ki en uygun bir yaşta geçtim bu tecrübeden. Ben buna bir tecrübe olarak bakıyorum tabii ki. Ondan sonra çok güzel insanlarla çalışmaya başladım. Samsun Bey benim hem bir abi olarak hem de bir prodüktör olarak çok saygı duyduğum, sevdiğim birisi. Her anlamda da bana destek oluyor. O yüzden şu an mutluyum. Çok uzun süredir de zaten beraber işbirliği içerisindeyiz. Ya bunun böyle gideceğini de düşünüyorum. Ben şu an çok memnunum. Ama yani genç arkadaşlarımıza da varsa buradan takip eden tavsiyem hep düzgün seçim yapmanız yönünde. Mutlaka birilerine danışın. Bir yerlere imza atmadan önce. Mutlaka bir avukata okudun sözleşmelerinizi. Ya doğru gerçekten işini hakkıyla yapan çok az şirket var. Siz de biliyorsunuz Evet. piyasada. Çok önemli. Çalıştığın insanlar da çok önemli bu yolda. O yüzden ben bu yönde kendimi şu an şanslı hissediyorum. Peki Nade, Özbek şarkılar da söyleyecek misin? Çok Özbek dinleyici var. Ya Böyle bir soru Özbekistan'da sorayım. çok sevdiğim sanatçı arkadaşlarım var. Ya belki zamanla onlarla beraber bir işbirliği içerisine gireriz. Şu an aklımda aslında var öyle bir şey ama Aa, çok güzel. Özbekçeyi de çok seviyorum. Çok tatlı bir dil. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Çok güzel. Hadi hayırlısı bakalım. Bu arada tabii sevgili Ayten Rasul, Nigar Muharrem, senin yakın dostların. Ben de Evet. çok seviyorum onları. Gerçekten çok başarılı işlere imza atıyorlar. Sen de dahil olmak üzere. Gerçekten bu üç kadın Teşekkür ederiz. Türkiye'deki müzik sektörüne gerçekten bir şeyler kattığınıza inanıyorum. Yolunuz Teşekkür açık ederiz. olsun. Sağ Buradan olun. onlara bir şeyler söylemek ister misin? Ya aslında neredeyse her gün görüşüyoruz Değil ama mi? yine de ben de sevgilerimi ve selamlarımı ileteyim izliyorlarsa. Evet. Ya gerçekten çok başarılı işlere imza atıyor. Geçenlerde hatta Ayten'i konuk aldık. İzledin mi o programı? Ya izlemedim. Mor Kaçırmış. Komedyenle beraber Ya bu gelmişlerdi. şey gibi sürekli beraber olduğumuz zaman biz görüşünce bile birbirimize selam vermeyi unutuyoruz artık. Onun için selam vermeyi unutmuşum izlemeyi. Kaçırmışım programı. Ya şimdi mesela
Ha, şeyi de merak ediyorum. Çok iyi arkadaşsınız. Sesleriniz de çok güzel. Yani Ayten'e ben ayrı bir hayranım zaten. Onu net söyleyeyim yani. Sesine, duruşuna, sanatçı kimliğine gerçekten çok ayrı bir şeyim var, ilgim var. Böyle bir onunla ya da ne bileyim üçlü kız olarak böyle bir düet falan düşünmüyor musunuz hiç? Bence çok güzel de olur yani o proje. Aslında düşünmedim şimdiye kadar. Kariyer olarak da zaten ikisini de ayrı ayrılıkta çok tebrik ediyorum ve arkadaşlarım olmasına rağmen de çok severek dinliyorum ki ben normalde bireysel olarak tanıdığım sanatçı arkadaşlarımı çok dinleyemiyorum. Çok arkadaşım olduğu için o şeyle kulakla dinleyemiyorum. Ama olabilir belki zamanla bilmiyorum ki. Düşünmedim hiç. Evet. Ama Zaman ne? seslerimiz de uyumlu olabilir aslında. Evet, onu düşündüm. Yani geçenlerde bir fotoğraf paylaşmıştınız üçünüz bir arada. O Evet, dedim yani. Ayten'in doğum gününde. Evet. Yani dedim o an geldi benim aklıma. Aslında üçlü düet falan çok değişik olabilir. Ya da ikiniz mesela hani Ayten'le ya da diğer arkadaş da Nigar'la olabilir. Bilemedim yani öyle bir şey gelmişti o an aklıma. Bir yayında da seni yakalamışken bir sorayım dedim. Olabilir. Olabilir, neden Ya olmasın? Özbek bayrakları yağıyor. Gerçekten Özbekler niye bu kadar sana acayip bir Özbek hayranım var. Senin kökeninde Özbeklik mi var yoksa? Ya benim bu gözlerimin çekikliğinden beni hep Özbeklere benzetiyorlar da anlamıyorum ya. Ya ben Özbekistan'da ilk defa gittiğim zaman bana dediler ki seni orada çok seviyorlar. Ben gerçekten buna inanarak gitmedim. Ne alaka diye dedim, senin gibi aynı. Değil Sonra bir gittim. mi? Ya gerçekten başka bir ilden uçakla beni görmeye gelenler vardı ve ben buna çok şaşırmıştım orada. Evet. Çok Ya şaşırmıştım. tabii alt taraftan tabii Türkmenistan, Tacikistan, Ya Kazakistan tabii ki sürekli hepsine yazıyorlar. çok çok selamlar. Azerbaycan, kendi doğup büyüdüğüm ülkeden de beni çok izleyen var burada. Hepsine çok selamlarımı, Ama ben buradan özellikle Booking'ini kim yapıyorsa, menajerin kimse seslenmek istiyorum. Bir Özbekistan konseri bence. evet. Evet, biz Özbekistan'da çok sahne yaptık. Ama yine yapabiliriz tabii ki. İstek varsa niye olmasın? Var mesajlardan okuyorum, takip ediyorum. Sürekli bir Özbek gelini olacak demiş birisi bana. Ya bu arada çok da güzel bir yüzün var ama ekran hani durumundan dolayı araba kullanıyorsun, göremiyoruz seni böyle. Ya arabayı ben kullanmıyorum. Ben kullansam nasıl bakayım Ya araba arkama? kullanıyorsun, Ama arabadasın anlamında diyecektim. aslında evet, arabanın ışığı var, açılabilir o. Evet, o ışıkları açtığımız halde ancak bu kadar. Bu kadar olabilir. Bugün şansa Davut Güloğlu da arabadaydı. Evet. Şans artık, yapacak bir şey yok. Sosyal medyayla aran nasıl Nahide? Bakar mısın yorumlara, gelen mesajlara? TikTok'a bakar mısın? Ne bileyim, Instagram'ı takip eder misin? Nasıl ara? Ya bu sosyal medyada aktif gibi gözüksem de aslında paylaşım yaparken giriyorum sadece Instagram'a diyebilirim. TikTok çok sarıyor ama. Videoları falan çok esnane izliyorum. Çok seviyorum bu Ya. aralar. Ama sosyal medyada aşırı çok vakit geçirmeyi sevmiyorum. En çok kullandığım uygulamalar da bu alışveriş uygulamaları. Alışveriş yapmayı çok seviyorum. Dizileri izliyor musun? Dizi takip ediyor musun? Deli gibi Yaprak Dökümü izliyorum. Aa, çok da eski bir Kaç dizi aslında. senedir? Yaprak Dökümü'nün başladığı zamandan beri kaç senedir? Bir 50-60 kere izlemişimdir yani. Aa, o Ya kadar çok ben izlediğim şeyleri tekrarını izlemeyi seviyorum. Yeni şeyler izlemeyi çok sevmiyorum. seviyorum. Öyle mi? Film tavsiye var mı? Seni hayranlarına, kitlene, yani tavsiye edeceğin, şu filmi çok Ya izledim, aşırı çok size de film tavsiye kültürüm ediyorum var izleyin. diyemem. Ya aşırı çok film kültürüm var diyemem. Önerebileceğim film bilmiyorum ki. Şu an aklıma gelmedi. Ama Yaprak Dökümü izleyebilir bence. Herkes çok güzel bir dizi. Bir şey daha sormak istiyorum. Gerçekten karakteristik bir yüzün olduğuna da inanıyorum açıkçası. Yani müzisyen Teşekkür kimliğinde oturdu artık Türkiye'de. Tamam, seni ederim. benimsedik yani belli artık. Hani şu an izleyiciler ortada, YouTube izlenmelerin ortada, Spotify verilerin ortada vesaire. Bunun yanı sıra oyunculukla ilgili bir deneyimin oldu mu ya da bir adım attın mı ya da atmayı düşünür müsün?
Ya aslında bu da benim uzun süredir düşündüğüm bir şey. Oyunculukla ilgili bir deneyim yapmak istiyorum. Açıkçası nereden başlayacağımı bilemiyorum. Araştırıyorum şu an. Nerede eğitim alabilirim? Nasıl yapabilirim? Nereden başlayabilirim diye. Evet. Ya düşünmediğim bir şey değil. Oyunculuk zaten ben muhtemelen ses sanatçısı olmasaydım oyuncu olmak isterdim. Değil Oradan mi? başlamak isterdim yani. Var değil mi Sevtap? Öyle bir oyuncu yüzü, oyuncu karakteri de var Nahide'nin. Karakteristik değişik bir siması var. Masum Evet. böyle babyface. Evet. Bu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Şimdi yavaş yavaş programımızı da sonlandıracağız ama senden o şarkıyı almak istiyoruz. Yazıp duruyorlar çünkü. Tamam. Okuyayım sonra artık bitiyor mu program? Bu kadar mıdır? İstersen devam edebiliriz. Yok Yoğundasın. artık. Çok vaktini de almak istemiyorum. Evin oralarda dönüp dönüp duruyorum. Tam ben de evine gidiyorum. Alemsin ya. Çok sıcak oldu ya. Şu camı açar mısın? Canlı yayının şey yaptığı için. Yok ya şey arabanın ki ben normalde cam açmadan asla gidemem. Ya sıcak tamam. Havalandırdık kapatalım şarkımızı söyleyelim. Beni mi bekliyorsunuz? Evet, söz sende. Bu hikayede yanan ben oldum. Arkadaşlar ya beni güldürüyorlar burada. Beni güldürmeyin. Hayır, şarkı da çok duygusal şimdi ya. Evet. Lütfen beni güldürmeyin. Bu hikayede yanan ben oldum. Bir gülüşe kanan ben oldum. Suçlu sen değilsin benim aslında. Her hatana susan ben oldum. Oldu mu? Çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Gerçekten gülmemek için kendimi zor tuttum ya. Allah'ın cezası. Ya burada şey arkadaşlarım var da arabada onlar beni güldürüyorlar kusura bakmayın. Yok, sorun değil. Ya bir Tamam. de Ay Yüzlü'mü çok istediler. Gerçekten çok da izlenen bir şarkı. Bir de onu alalım sonra seni azat edelim artık. Tamam. Zaman hancı bulut yolcu. Şimdi gitti en son yolcu. Bitmedi mi hasret borcu? Neredesin ay yüzüm? Dan 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 Doğru. dan Doğru yerde yaptınız Harikasın abi. ya. Seni de ayrıca tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz valla. Programımıza Kendinize iyi katıldın. bakın. Renk oldu. Ben çok valla keyif aldım yayından. Umarım aynı keyfi siz de izleyicilerimiz de almışsınızdır. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Abi sen ne oldu ya? Arkada bir şey mi? Bu benim keşfim. He Söylemem tamam. unutuyorsun. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça Kendine kalın. iyi bak. Çok teşekkürler. Hoşça Hoşça kalın. kal. Bay bay. Ya kız görünmüyor. Görünmemesine rağmen renkli. Ya değil mi? Evet. Çok iyi bir kız Süper. ya. Çok severim Nahide'yi Çok güzel gerçekten. ya. Yani çıplak çıplak o sesiyle yani ay yüzünü nasıl söyledi ya? Çok güzel Evet. var. Ya ben sana şunu söyleyeyim net bir şekilde. Yani ben açıkçası Azerbaycan'da inanılmaz bir müzik kültürü olduğuna inanıyorum. Tanıdığımız Azerbaycanlıların hiç ülkemize hani gelip Günel'den başlarsak mesela hiç sevmediğimiz bir sanatçı olmadı yani. Kesinlikle Hiç ya çok yok da yetenekliler. yetenekliler evet. Yani şu kızın sesine bir baksana Sevtap. Yani ya ben sanatçıyım diyenlere on basar ya. Yani müthiş bir ses. Çok duru bir sesi var. Evet ki öyle. Tabii bu arada Bülent abi konuk olacaktı. Bülent Özdemir bir albüm çıktı. Fakat şimdi bir bakayım tekrar. Ya Bülent abiyle bugün irtibat problemi yaşadık. Bakayım. Evet galiba müsait olamadı. Olmadı onu başka bir programımızda ağırlayalım. Yani gelirse alırız ama Evet. gelemezse de bir başka programımızda ağırlayalım.
Ne oldu, bir şey mi arıyorsun? Gözlüğümü aradım. Bunlar akıyor ama ben gözlüğümü kaybetmişim. Bulamıyorum şu an. Gerçek için. İstersen bu arada şey yapabilirsin. Yayına ses ve kamerayı durdurup arayıp bulduktan sonra tekrar ses ve kameraya basabiliyorsun. Ne anlarım değil mi ben de teknolojiden? Nasıl yapacağım şimdi O onu? zaman ya bak, orada mikrofon ve kamera işareti var yan yana, gördün mü? Onlara basarsan senin sesin ve görüntün gidecek. Bu arada sen Gözlük araştır gözlüğü. görmüyor, nasıl bulacağız? Ha, öyle de bir durum var değil mi? Ortada şeyler var. Mikrofon var, bir de kamera. Aynen, yan yana. Tamam. Halletti vallahi ya. Aa, gitti. Artık ben sana bunu öğrettim ya, sürekli yayından kaçıp kaçıp dururmuş. Evet, programımız devam ediyor sevgili izleyiciler. Müzik magazin dünyasının son gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. Nahide Babaçlı konuğumuzdu, Selen Görgüzel konuğumuz oldu. Seçim özel programında da sevgili Davut Güloğlu konuğumuz oldu. Bugün gerçekten yine saat 20'den beri dolu dolu bir yayın akışımız oldu ve ne çabuk buldum. Ya Özen'cim vallahi gözümün önündeymiş, şuradaymış, gözlük de görememiş. Bak böyle gözünün önündekileri göremezler ya. Değil. Ya bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şimdi gözlüğü taktın ama sürekli Azerice ve Özbekçe mesajlar geliyor. O yüzden aslında anlayamayacaksın yani. Çok da önemli değil yani yorumlar. Evet. Bakıyorum. Şimdi Evet, doğru. Türkçe yazanlar yok yani. Nahide'den sonra da devam ediyor şu an. evet. Yorumlar. Sağ olsunlar. Bu arada ben sana bir şey sormak istiyorum. Salı günü konuştuğumuz bir konu vardı. Konuklar girdi araya. İşte programlara yetiştiremedik. Devam edelim o konuya. Serdar Ortaç konusu vardı. Ve bir de ben sana basın danışmanlarıyla ilgili genel bir soru sormak isterim. Eğer müsaitsen. Bugün ben inanılmaz yorgunum aslında. O Öyle yorgunluğum mi? yetiyordur gerçekten. Bir başka programlarda özellikle basın danışmanları ve menajerlerle ilgili konuşabiliriz. Tabii. Serdar Ortaç'la ilgili konuşabiliriz. Yani Serdar Ortaç 90'larda hayatımıza girmiş, tanıdığımız Karabiberim şarkısıyla Türkiye'deki birçok milyonların kalbini kazanmış. Özellikle hiç unutamadığımız mankenlerden birisi Didem Soy'dandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Gören bir zeytin yeme sahnesi vardı. Yani Serdar Ortaç'ı da böyle Japon balığı gibi, yani Japon ile Türk halkı çok sevdi, benimsedi. Bin yıllar inanılmaz hit şarkılara imza attı. Sözü müziği kendisine ait birçok şarkısı da var. Çok başarılı bir sanatçı. Pop sanatçısı. Şimdi 90'lardan 90'larda tanıyıp 2000'lerde şu an günümüzde tanımadığımız birçok sanatçı varken belli başlı bazı isimler var. Kenan Doğulu gibi, Serdar Ortaç gibi 90'lardan tanıyıp halen günümüzde de çıkarttıkları şarkıları severek dinlediğimiz sanatçılar var. Senin gelmek istediğin muhabbet Serdar Ortaç'ın son dönemki yaptıkları, TikTok'a girdikten sonraki açıklamaları, işte Alkan'ın TikTok yayınlarına çıkması, en son Tarkan'a küfürler, geçen de gündüz bir yayına katılıyor alkollü bir şekilde. Evet. Sabah 4'te 5'te baktığımızda Serdar Ortaç yayınlarda hayranları tarafından çok eleştirilere maruz kalıyor. Bazen ben de TikTok yayınlarına denk geliyorum. Hayranlarını yayınlara alıyor, canlı yayın yapıyor onlar da. Hayranları yalvarıyor. Abi ne yapıyorsun sen? Yani biz seni çok seviyoruz, çok seviyorduk. Sen bu hallere niye düştün? Neden bu hallere geldin diyor. Kendisi de şöyle cevap veriyor. Ne var halimde? Ne yaptım? Nereye düştüm ben diyor. Yalnızım ve yalnız hissediyorum kendimi. TikTok'tan canlı yayın açıyorum. Sizlerle bir arada oluyorum ve mutlu oluyorum diyor adam. Açık açık da söylüyor mutlu olduğunu aslında. Belli bir hastalık süreci geçirdi kendisi. MS hastalığı herkes biliyor. Çok yakın zamanda da erkek kardeşini kaybetti. Belli acılar. Ve belli ki iş dünyasında bir depresyon döneminden geçiyor.
mutluluğu, huzuru da TikTok'ta yayın açarak, belki bu zamana kadar sıkıldı, hep yükseklerde olmaktan deli bir hayran kitlesi, ulaşılmaz bir insandı. Kendini uç bir yerlerde bırakmak durumunda kaldı. Yani ne bileyim, özüne dönmek istedi. Belki halkla bir arada olmak istedi ve olmak da istiyor olabilir. Bu yönüyle de saygı duymak gerekiyor. Ama onun dışında bir tane yayınında, işte bu Tarkan'a küfür etti yayınında. Evinde kalan yanındaki yardımcısı galiba geliyor, müdahale ediyor. Yani sen yayın yapma. Hani konuşmanın da bir sınırı olması gerekiyor diye. Sonuçta sanatçı arkadaşlarını üzebiliyor, ama ertesi günde hemen özrünü diledi. Haliyle Tarkan gibi popstar bir sanatçı da Serdar Ortaç'ın bu geçtiği ruh halini, bu durumunu anlayışla karşılamış olacak ki herhangi bir olumsuz veya ona sataşacak, onu gerecek bir açıklamada bulunmadı. Ama ben burada en çok şeyi merak ediyorum. Yapımcısı Polat Yağcı, menajeri Polat Yağcı. Hiçbir uyarı yapılmıyor mu ki böyle insanların, tecrübeli isimlerin mutlaka bir uyarısı vardır. Belki Serdar Ortaç bu anlamda kendisini dinlemiyor olabilir. Burada en çok da tepki aslında hayranları gösteriyor kendisine. Abi sen burada olmamalısın diyorlar. TikTok'ta olmamalısın. Yani biz seni hep İşte bir popstar, bir yükseklerde bir insan olarak tanıdık, bildik. Öyle de kalmanı istiyoruz diye çok fazla yorumlar geliyor. Ama o da kendisi bu şekilde mutlu. Yani diyecek bir şey yok, madem mutluysa o şekilde. Ben orada sana %100 katılıyorum ve destekleyici bir iki şey söylemek istiyorum. Evet, Serdar Ortaç TikTok'ta mutlu olabilir, TikTok'ta bir şeyler yapıyor olabilir. Fakat orada dikkat etmesi gereken en önemli husus bence TikTok yayınlarına bir alkollü girmemesi lazım. Çünkü ne yaptığını bilemeyebilir, yanlış ifadeler kullanabilir. Değil mi? Yani ona bir dikkat etmesi lazım. İki, yani yine aynı şeyi söyleyeceğim belki ama dikkat yani herkesle yayın yapmaması gerekiyor belki de. Çünkü birisi onu bir şey söyleyip gaza getirebilir. Ağzından yanlış bir şey çıkmasına değil mi sebep olabilir? Konuda çok doğru söylüyorsun. Düşmanlar olabilir. Serdar Tabii. Ortaç sevildiği kadar sevmeyen insanlar da vardır mutlaka. Bu tuzağa düşmemesi gerekiyor. Herkesi yayınına alıyor. Evet, herkesi yayınına almamalı. Yani bu kadar belki de doğallık göstermemeli. Belli bir takım sanatçı olduğunda elbette ki hal, hareket, davranışlara da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sen halka mal oldun, insansın ve her zaman da dediğimiz gibi sanatçıların ağzından çıkan şeyler olay olur. Olumlu olumsuz yanlarını herkes eleştirir, gündem olur. O anlamda dikkat etmesi gerekiyor Serdar Ortaç'ın. Tabii ki geçtiğimiz haftalarda biliyorsun Müzik On Air ödül töreninde en iyi pop erkek sanatçı ödülü aldı ve kendisiyle bir 5-6 dakika sohbet etme imkanım oldu. Çok temiz, çok özünde çok iyi birisi. Yani benim hani gözlemlediğim o sohbet esnasında Serdar Ortaç'tan aldığım aura oydu açıkçası. Ama tabii geçmişinde de yaptığı hatalar olabilir ve bunları kendisi de söylüyor, kabul ediyor. İşte Ödül töreni benim Ahmet Kaya aynen olayını bahsediyorum. yani ondan bahsediyor. İşte gece hayatına çok düşkün, aşırı düşkün olması, kumar alışkanlıklarından bahsediyor. Fazlasıyla yani haddinden fazla kadınlarla beraberlikleri olmuş, ondan bahsediyor gibi gibi bunun gibi birçok şeyden bahsediyor. Aslında öz eleştiriyi de yapıyor ve bu saatten sonra da diyor yani bir rahatsızlığı da var. Hak veriyorum da yani kötü de bir hastalık. Yani Allah şifa versin. Serdar Ortaç'ı ben yazdığı o sözleriyle, besteleriyle yani gerçekten yaşayan efsane olarak da görüyorum. Yani sanatçı kimliğini çok başka bir yere koyuyorum ben onu. Ya yani insanız, hepimizin hataları oluyor, yanlış şeyler yapıyoruz ama en azından bu saatten sonra biraz daha dikkatli olmasında fayda var diye düşünüyorum. Yani TikTok yayınları özelinde biraz daha bir kendi kendine motive edebilir diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Uyarılar yapılmıştır, dikkat ediyordur. Tamam, ama Tarkan olayından sonra da bu sefer günümüze alkollü bir şekilde girdi. Evet. Canı sıkılıyor yani. Belli ki gerçekten samimiyetine ben inanıyorum, kendisini çok yalnız hissediyor.
sabaha kadar yayın yapıyor da. Bir boş vermişlik Evet. var. Her şeye doymuş gibi. Şeye doymuş, böyle hayat sanki onun için anlamını yitirmiş. Ve ben doğal olmak, doğallığıma dönmek ve buradaki halkla, insanlarla bir arada olmak, onlarla sohbet etmek istiyorum der gibi bir hali var. Ha, ben üzülmüyorum, ben acımıyorum hiçbir şekilde. Bazen böyle ne hale düştün diye tepki gösteren insanlar var. Bir hale düştüğü falan yok aslında bakıldığında. Sadece alışık olmadığımız bir şey. Evet. Konserlerde gördük, televizyonlarda, Türkçe magazin programlarında kendisini izledik. Ha, orada en fazla yaptığı bir canlı yayın. TikTok'a dair de hep bir eleştiriler var. Platform yok şöyle, yok böyle. Kalite arıyoruz orada. Ama kalitesiz içeriklere de bakmazsınız. Olur biter geçer. Onun dışında TikTok'un algoritması bence çok güzel. İnanılmaz bilmediğim birçok şeyi ben TikTok'tan öğreniyorum diyorlar. İnsanı yok diyor. Bu anlamda güzel. Ama da kötü içerikler var mı? Var. Kötü fenomenler var mı? Var. İzlemezsiniz, geçersiniz, olur biter. Kaliteli içerikleri izleyebilirsiniz. O anlamda da çok tükaka yapmamak lazım. Yani Serdar Ortaç da böyle mutluysa vallahi mutlu olmaya da devam etsin. Hayatta onun kendi kararı, kendi özel hayatı çokça fazla da ilgilendirmez. Ha, yani sanatını bitiriyorsun, şunu bitiriyorsun, bunu bitiriyorsun diyorlar ama bunlar bence boş laflar. Bir şeyin bittiği de yok. Yani benim gözümde Serdar Ortaç alkollü oraya çıkmış. İşte Serdar Ortaç onu söylemiş, bunu söylemiş. Benim gözümde gram düşmüyor. Ya tabii ki. Yani yazdığı şarkılar da ortada. Yani ben seviyorum kendisini. Şarkılarını da severek dinliyorum. Kendisini de çok seviyorum. Çok sempatik, çok tatlı bir insan. Evet. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Serdar Ortaç konusu çünkü geçtiğimiz yayında yarıda kalmıştı. Onu tekrar bir programda söylenir. Bu arada Serdar Ortaç uzun yıllardır benim bildiğim kadarıyla ödül törenlerine katılmadı. Müzikonir ödül törenine katılarak da çok teşekkür ederiz buradan kendisine. Önemli bir adım attı yani. Sağ olsun. Evet, bir büyüklük gösterdi. Evet, kendisi çok fazla katılmıyor. Evet. Evet. Evet, şimdi arada bir böyle yayınlar açabiliyoruz, sürprizler yapabiliyoruz. Salı günleri sabit saat 21'deki programımızın dışında böyle sürpriz konu ve konukla arada karşınıza çıkıyoruz. Muhtemelen salıya kadar yayın yapmayız gibi görünüyor ama belli de olmaz, herhangi bir sürpriz de yapabiliriz. Salı günü saatler 21'e kadar görüşünceye dek dileyelim. Esenlikler diliyorum. Senin de söylemek istediğin bir şey varsa alalım ve yayını kapatalım. Ben de salı gününe kadar herkes kendine vakitlerini ayırıp bu yayında bizle birlikte kaldıkları için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Akşamlar.